Estağfurullah hocam. Tanıtayım kendisini. Melek Çetinkaya, 32 aydır hapishanede yatan askeri öğrenci annesi. Kendisine müsaadenizle söz hakkı vermek istiyorum. Yani şöyle, 18 bin askeri öğrencinin mağdur olduğunu söylüyoruz, öyle değil mi? Küsuratı da var. Biz 32 aydır mağdur edildik. Çocuklarımız müebbet cezalar aldı. Biz defalarca kez diğerlerde bir programlar düzenledik. Çocuklarımızın sesini duyurabilmek için, dışarıda olduklarını duyurabilmek için. Ama maalesef içeride olan çocukların anneleri, babaları dışında pek bir katılan olmadı. Eğer biz hepimiz askeri öğrenciysek, 18 bin kişiysek biz neden yalnız bırakıldık? Ben Twitter'da Melek Çay adında sürekli sorunlarımızı dile getiriyorum. Bakıyorum sürekli anneler, babalar bu dışarıda olup da çocukların üniformalarını istenen, ben üniforma istiyorum diyor. Bakın siz üniforma istiyorsunuz, ben evladım istiyorum. Benim evladım çıksın, üniforma vermesinler, benim evladım limon satsın, karnını doyursun. Ama diyorum kendilere Twitter'da, ne olur üniforma istiyorum demeyin. Önce gelin bizimle beraber olun. 20 yaşında ağırlaştırılmış müebbet, bakın normal müebbet bile değil. 24 kez ağırlaştırılmış müebbet verilen çocuklar var. Ama hala Twitter'da bakıyorum, defalarda benim çocuğum suçsuz, benim çocuğum FETÖ üyesi değil, üniformasını verin. Rızkı veren Allah'tır. Herkes bir şekilde karnını doyurur ama benim evladım 32 ay bitti, 4 duvar arasında 7 kişilik koğuşta 42 kişi kalıyor. Düşünebiliyor musunuz bunu? Ve biz bir olamıyoruz. Bakın şurada kaç tane müebbet almış veya mağdur aile annesi var. Herkes korku içinde. Bana diyorlar ki sen çok cesur davranıyorsun, seni tutuklayacaklar. Tutuklasınlar. Onlardan korkan onlar gibi olsun. Ben daha neyi kaybedeceğim? Yani anneler bile diyor ki işte biz çıkar konuşursak bizi alırlar, gidip çocuğumuzu göremeyiz içeride. Çocuğumuz mağdur olur. Varsın benim oğlum beni görmesin birkaç ay, birkaç yıl. Zaten çocuğum 32 aydır içeride. Ben en son açık görüşe gittiğimde oğluma dedim ki oğlum ben her an tutuklanabilirim. Çünkü artık korkmuyorum. Twitter'da, Instagram'da, durumda her yerde yazıyorum. Beni alın ya, gerekiyorsa beni alın, ben bundan korkmuyorum. Bakın dediniz ki az önce askeri öğrenciler için vatan haini diye bu Sincan'da yatan çocuklar var. Kursiyer teğmenler. Bu çocukları linç ettiler. Hatta o bir tane komutan vardı, çok hakaret etti, komutanları tutukladı. Onu önümde öyle dövdü ki abla dedi, onun kanı benim üzerime sıçradı. Bu kadar haince işkenceler yapıldı çocuklara. Bu çocuk içeride yattıktan sonra mahkemesi devam ediyor. Afrin'e gönderildi, kursiyer teğmen. Afrin'den geldi, Şırnak'a gönderildi. Şırnak'tan geldi, Münbiç'e gönderildi. Münbiç'ten geldi, şu an Hakkari'de görev yapıyor ve mahkemesi de devam ediyor. Vatan hainliğiyle yargılanıyor. Düşünebiliyor musunuz şu çocukların durumunu? Ve Necla Hanım dedi ki, biz bize yapılanı karşımıza yapmayacağız. Asla katılmıyorum. O gece Boğaziçi Köprüsü'nde Murat ve Ragıp, benim oğlumun bir üst devresi, iki çocuğu boynundan 7 santim kesik, 2 santim kesik, 3 santim kesik, boynundan aşağısı tutmuyor. Bütün çocuğun vücudu kırıklar içerisinde linç edildi. Annesi babası 12 gün sonra morgda buldu bu iki çocuğu. Morgda buldu ve ben asla bu insanları affetmem. Belki onlar gibi elime bıçak alıp onların bağrına saplayamam. Ama Rabbim bana elimde bir sopayla kafalarını kırıncaya kadar vurmak nasip etsin. Ben asla onlara affetmem. Asla bugün bana yapılanlar onlara yapılmayacak diye bir şey yok. Aynısı yapılacak. Kısas yapılacak ve kesinlikle affedilmeyecek. Ben bir anneyim. Benim yaşadığımı anne olmayan hiç kimse o duyguyu tadamaz. Yaşayamaz. Asla affetmeyeceğim. Bizim çocuklarımız Boğaziçi Köprüsü'nde o gece öldüresiye dövüldüler. Çocuğun birini öldü diye morga koydular. Morgda ölmediği anlaşıldı. Elinin hareketiyle morgdan çıkarıp savcı karşısına çıkardılar. Savcı karşısında ifade veremedi. Bayıldı. Çocuğu döve döve tekrar şey attılar, nezarethaneye attılar. Oradan Şişli Fal Hastanesi'ne kaldırdılar. Şu an çocuk kör, görmüyor. Gözü görmüyor benim kanımın.
Çocuğun mahkemede bacağını kırdılar. Bir aydan fazla mahkememiz sürdü. Gelin vatan hainlerinin cezalarını verelim diye Twitter'da orada burada haber yaptılar. Mahkemelerimize geldiler. Vatan hainleri diye çocuklarımıza savunmalarını bile yaptırmadılar. Biz camiye namaz kılmaya girdik. Hain anneleri Allah sizin kıldığınız namazı kabul etmez deyip bizi camilerden kovdu.